Maşa, Maşa tatlım. Efendim anneciğim, Maşacığım, hadi bunları babaannene götür. Babaannemi mi? Of yine mi? Evet hadi tatlım, al bu sepeti babaannene götür. Of anne of, babaannemi her zaman ben götürüyorum bu kurabiyelerle tavukları. Sen hiç götürmüyorsun. Tamam Maşacığım, uzatma. Hadi babaannenin yanına git, kurabiyeleri ona ver ve dikkat et. Karşına birisi çıkınca yolunu değiştir, yabancılarla konuşma. Oo ve bu aynısını söylüyor. Madem bu kadar çok korkuyorsun, beni niye gönderiyorsun? Of ya, götüreyim şu kurabiyelerle tavukları da bir an önce geleyim eve ya. En sevdiğim çizgi film başlayacak şimdi, ben nereye gidiyorum? Of anne of. Of ya, bari otobüsümle gideyim de hızlı hızlı gidip geleyim. Her hafta babaanneye kurabiye götürüyorum her hafta. Ya kurabiye ya tavuk. Yeter artık ya. Evet, ormanın sonundaki ev babaannemin evi. Yaklaştık bile güzel otobüs. Nereye gidiyorsun? Küçük kız. Benim ismim küçük kız değil. Benim ismim Maşa. Peki tamam o zaman. Nereye gidiyorsun Maşa? Babaanneme kurabiye ve tavuk götürüyorum. Ona her hafta ben götürüyorum. Ama bugün hiç gitmek istemedim. Çünkü benim babaannemin yanına gidecek vaktim yok. Çizgi film izleyecektim ben evde. Öyle mi? İstersen bu güzel kokan yiyecekleri babaannene ben götürebilirim. Aa, gerçekten mi? Ay ne kadar iyi birisin sen. Pardon, senin ismin neydi? Benim ismim mi? Kocayım. Burada herkes beni tanır. Kocayı kim diye sorarsan sana çok iyi bir insan. Asla kimsenin malına zarar vermeyen, asla kimsenin yiyeceğini almayan o güzel ayı derler. Ya öyle mi? Ama ben şimdi sana bunları veremem ki. Eğer sana bunları verirsem annem bana çok kızar. Yabancılarla konuşmamam gerektiğini söyledi. Zaten babaannemin evine de az kaldı. Bak şu, gördün mü şurada ormanın sonundaki ev babaannemin evi. Şuradaki mi? Evet evet o. Peki tamam o zaman. Hadi senin yolun açık olsun küçük Moşo. Teşekkür ederim. Küçük kız seni. Otobüsünün tekerine çomak soktum. Şimdi orada bekleyeceksin. Senden önce ben gideyim eve. Ay sonunda gelebildim. Ay ne oldu otobüs? Otobüs ne oldu sana? Ay otobüs yapma. Yapma otobüs. Ay otobüs sana ne oldu? Ay nasıl düştük biz böyle? Ay başım. Başım çok dönüyor. Otobüs söylesene ne oldu? Tekerimize değnek girmiş otobüs. Sen o yüzden kaza yaptın. Ama ben şimdi iyiyim. Hemen kalkıp geri devam edebilirim yolumuza. Peki tamam o zaman sen kalk. Acaba bu çomak nereden geldi? Gelirken baktım hiç böyle bir şey yoktu. Neyse şu kurabiyeleri de alayım da yolumuza devam edelim biz. Ay çok başım döndü benim ya. Yaşlı kadın. Ona dışarıda tavuklarını tilki kaçırdı deyince hemen koşa koşa onlara bakmaya gitti. Bu sırada gelecek olan Maşa yiyecekleri bana verecek. Oo mis güzel yiyecekleri ben mi yiyeceğim? Babaanneciğim. Babaanneciğim. Hoş geldin küçük kız. Küçük kız mı? Aa babaanne ben Maşa, beni tanımadın mı? Tanıdım tanıdım kızım. Artık yaşlılık pek çıkartamıyorum. Ay iyi olsun babaanne. Bak sana çok güzel yiyecekler getirdim. Aa, dur ben de bir doğrulayayım da bakayım şu yiyeceklere. Bak babaanne, mis gibi kızarmış tavuk ve iki tane çok güzel kurabiye. Gerçekten de çok lezzetli görünüyorlar. Babaanne, sen yaşlandıkça çirkinleşiyorsun. Senin bu burnun neden bu kadar büyük? Seni daha iyi koklayabilmek için kızım. Babaanne, senin bu gözlerin neden bu kadar büyümüş? Seni daha iyi görebilmek için kızım. Babaanne, senin kulakların da kocaman olmuş. Niye? Seni daha iyi duyabilmek için kızım. Peki babaanne, senin ağzın neden bu kadar büyük? Bu yiyeceklerin hepsini yiyebilmek için kızım.
Ha babaanne, ne oldu sana? Senin neden sesin böyle oldu? Ben babaannen değilim. Babaannen tavukların peşinde koşuyor. Ben koca ayı. Bütün bu kurabiyeleri yemek için buraya geldim. Vermem sana babaannemin kurabiyelerini, onları ben babaanneme getirdim. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Ha, demek vermeyeceksin. Al o zaman. Kurabiyeler ve tavuklar benim olacak. Ay bırak beni kötü kocayı. Dur, seni bırakacağım zaten. Önce bir şu tavuğumu yiyeyim. Çok güzelmiş. Şu kurabiyemi de yiyeyim. Oo, çok güzelmiş. Annenin ellerine sağlık. Oh be, yedim. Sonunda karnım kocaman oldu. Sen de sesini çıkartma sakın küçük kız. Bu kurabiyeleri yediğimi kimselere söyleme. Kocayı kurabiye yemiş dersen herkes bana güler. İmdat, yardım edin, imdat. Aa, Maşa, Maşa sana ne oldu? Ay kel çocuk, iyi ki geldin. Seni gördüğüme çok sevindim. Ay bir sarılayım sana, dur. Ay babaanneme getirdiğim bütün kurabiyeleri, tavukları kocayı yedi. Kocayı mı? Oo, bu ormanın en tehlikeli hayvanıdır kocayı. Çünkü ne görse yiyor. Geçen gün beni de yiyecekti, biliyor musunuz? O kaçtım yanından. Ha, gerçekten mi? Onu bir an önce bulup babaannemin kurabiyeleriyle tavuklarını geri almamız lazım onun midesinden. Tamam tamam, merak etme. Şimdi alırız. Güzel cici otobüsüm, hemen bizi o kötü kocayının peşinden götür. Onu hemen bulmamız lazım. Gördüm gördüm, bak şurada şurada gidiyor. Hemen onu tutalım. Gel çocuk, bu arada sen onu nasıl bayıltacaksın? Yanımda benim spreyim var. Spreyi sıkınca bayılacak o şimdi Maşa, merak etme. Tamam tamam, hemen gidelim. Oh be, sonunda karnım doydu. Sonunda karnım doydu. Sen dur bakalım orada, kocayı nereye gittiğini zannediyorsun? Oo, sen nasıl kurtuldun oradan? Ben seni bağlamıştım. Hayır, bağlayamamıştın. Daha doğrusu bağlamıştın, evet. Ama beni kel çocuk kurtardı. Kel çocuk mu? Sen geçen gün benim elimden kaçan çocuk değil misin? Evet, ben oyum. Şimdi görürsün sen. Psst, 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 psst. Oo, ne yaptınız? Tamamdır Maşa. Artık bayıldı. Şimdi onu alalım. Oh, bu koca ayı da hiç sığmıyor bir yere. Şimdi onu otobüsün arkasına koyup doğru babaannenlere gidelim. Onun karnındaki yiyecekleri çıkartalım. Oh, bu koca ayı da çok ağırmış ya. Of, otobüs dayan, gidiyoruz şimdi ya. Ay kel çocuk, nasıl yapacaksın ki? Baksana kocaman karnı var. Bizi de yutarsa. Merak etme sen. Ben şimdi halledeceğim onu. Sen bir çekil bakalım şöyle şu tarafa. Şunun karnını önce bir keselim. Şimdi makası içine daldıralım. Bakalım ne çıkacak. Oo, kocaman bir tavuk. Tamam, bu tavuğu alalım. Hemen bunu şöyle kenara koyalım. Bakalım başka ne çıkacak. Oo, yediği kurabiye de buradaymış. Bunu da hemen alalım. Sonra da burayı geri dikelim. Evet, oldu bile. Şimdi ben şu kocayı bir sırtıma alayım da ormana geri bırakayım. Ay kel çocuk, ne yaptığını halledebildin mi? Bak Maşa burada. Hepsini karnından geri aldım koca ayının. Ay çok teşekkür ederim. Bunları hemen eve götüreyim de annem yenisini yapsın. Ha 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 ha. Kel çocuğun elinden kim kurtulmuş ki koca ayı kurtulsun? Oo, benim karnım gene çok acıktı. Sanki hiçbir şey yememiş gibiyim. Gideyim de kendime biraz yiyecek bulayım ay. Neden hiç doymuyorum ben ya? Ben çok şişko bir ayıyım. Hiç doymuyorum.